Arife'nin Mutfağı Ev Yemekleri kanalımdan ve mutfağımdan merhabalar. Bugün sizlere çıtır çıtır basma kadayıf tatlısı tarifimi vereceğim ve bir o kadar da pratik, hemen iftar öncesi hazırlayabileceğiniz bir tarif. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. Bunun için 200 gram kadar tereyağımı erittim. Soğumasını bekliyorum ve 4 su bardağı şekerimi ve 5 su bardağı suyumu tencereye alıp ocağa aldım. Şerbetimizin soğuk olması gerekiyor. Önceden hazırlayacağım. Şerbetimiz kaynamaya başlayınca bir parça limon atıyoruz ve ocağa kısıyoruz 15-20 dakika kadar. Bu şekilde kaynatacağız. Yoğun bir şerbet olması gerekiyor. Ve ocağımı kapattım 20 dakika sonunda. Şerbetimin soğumasını bekliyorum. Şerbetim soğurken 500 gram tel kadayıfımı didiklemeye başlıyorum. İyice kopararak didikliyorum arkadaşlar. Buna özellikle dikkat edin. İyice didikliyoruz. Daha sonra soğuyan tereyağımızı ekleyip tereyağının hepsine bulaşması için iyice didikliyoruz. Dediğim gibi kopararak didikliyoruz tabii ki de. Basma kadayıfın özelliği bu arkadaşlar. Tel tel olması gerekiyor. Kum gibi dökülmesi gerekiyor. Tepsimi alırken de ikiye ayırdığım tel kadayıfların yarısını tepsime alırken de didikledim bayağı bir ve iyice yerleştiriyorum. Böyle gördüğünüz gibi sarma taşı ile tüm ağırlığımı vererek bastırıyorum. Sizler herhangi bir tepsinin arkasıyla da bastırabilirsiniz. Servis tabağının tersiyle de bastırabilirsiniz. Daha sonra fıstıklarımı diziyorum. Dilerseniz ceviz, fındık vesaire de ekleyebilirsiniz. Diğer kalan yarısını da üzerine kapatıyorum. Ölçülü malzeme listesini açıklama kısmına ekledim. Oradan ulaşabilirsiniz. Ve yine iyice bastırıyorum tüm gücümle. Ellerimle de yukarı kalkan telleri de bastırıyorum, düzlüyorum son kez. Ve 200 derecelik fırınımda alt üst nar gibi kızarana kadar pişireceğim. Yarım saatten sonra kontrollü pişirmemiz gerekiyor. Çabuk pişiyor. Üst kısmı bu kızarıklıkta olduğu zaman alt kısmını üst kısma çevirmek için bir tepsi yardımıyla çeviriyoruz. Üst kısmını da biraz daha kızarttıktan sonra fırından alıyoruz arkadaşlar. Bu arada ben biraz fazla kızarttım üstünü. Açıkçası unuttum. Bir kısmı biraz yandı ama yenmeyecek gibi değildi tabii ki. Ve soğuk şerbetimizi tatlımızın üzerine gezdiriyorum. Yani tatlımız fırından çıkar çıkmaz şerbetimiz soğuk olacak şekilde bütün şerbetimizi yavaş yavaş döküyoruz ve ara sıra da tepsimizi eğerek şerbetin kenarlara da gelmesini sağlıyoruz. Şerbetim tam yetti, birebir ölçüdür arkadaşlar. Tepsi boyutumu da yazacağım. Ona göre uygulayabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Şerbeti de verince çok koyu olan, koyu pişen yer açıldı. Dediğim gibi yenmeyecek şekilde yanmadı zaten. Keserken ki çıtırlığını da duymanızı isterdim. Fakat çocuklarımın sesi daha çok çıkıyordu.
O yüzden sesini kıstım. Bu şekilde üzerine de dilediğinizi serperek servis edebilirsiniz. Ben yine Antep fıstığı ekledim ve şöyle bir dilim göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır oldu ve şerbetsiz de olmadı, kuru da olmadı. Tam kıvamında oldu arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. 2-3 gün kalsa bile çıtırlığını kaybetmiyor. Gördüğünüz gibi tel tel ve şerbeti tam kıvamında. Şahane oldu. Kolayca iftar sonrası için hemen hazırlayabileceğiniz bir tatlı. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Şöyle tepsimin de içini göstermek istiyorum. Alt kısmının ıslaklığını. Bu da arkadaşlar ertesi günkü hali. Gördüğünüz gibi çıtırlığından, şerbetinden hiçbir şey kaybetmiyor. Kurumuyor. Görüyorsunuz. Ama bu şekilde mutfağınızda uzun süre tutmayın. Üzeri küf küf olabilir. Bu nedenle uzun süre tüketecekseniz fazlaysa eğer buzdolabında alt kısımda tutabilirsiniz. Ve şöyle bir dilim daha gösterip tarifime veda etmek istiyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı, birçok tariflerimden faydalanmak için bildirim sesini açmayı, kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, sevgiler.